Şunu söylemek isterim. Ben sizin hem hemşehrinizim, hem kardeşinizim. Kiminizle çok uzun yıllardan beri diyaloğum var, dostluğumuz var, ahbaplığımız var, arkadaşlığımız var. Kiminize yakınlığımız var, kiminize ısınlığımız var. Bu ülkede 7 yıla yakın Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevini yapıyor. Şimdi söyleyeceğim şudur. Türkiye'de terörle mücadele kolay bir iş değildir. Çünkü Türkiye'de terörle mücadele yaparken bir terör örgütüne yapmıyorsunuz bunu. Bunu Türkiye'nin başına bela edenlerle yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin bunu başına bela edenler Amerika'dır. Onun uyruğunda bulunan Avrupa'dır. Ve bundan istifade etmeye çalışan bölgedeki bir takım ülkelerdir. Biz bunlarla büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu Selo'nun biliyorsun o gece Selo'yu evinden o gece kuzu kuzu alıp götüren biziz. Biliyorsun değil mi? Kuzu kuzu. O ya onun gibi böyle. Hiç. Aynı zamanda da belediyeler var ya, o belediyeler hepsi teröre para sağlıyorlardı. Devletin verdiği vergileri Mehmetçiğimize kurşun olarak gönderiyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir gün çağırdı bir sabah. Yeni İçişleri Bakanıydım. Ben bu işe tahammül edemem Süleyman dedi. Bunların hepsini görevden alacaksın. Ya benim istediğim bir göz Recep Tayyip Erdoğan verdi bana. Hiçbir. Biz de iki gün sonra hepsini aldık. Doğu ve Güneydoğu huzur buldu. Paralar terör örgütüne gitmiyor. Paralar orada milletin yatırımına gidiyor. Şimdi diyorlar ki 15 Mayıs olacak. Biz onları gene PKK'ya, HDP'ye vereceğiz. Kıymetli arkadaşlarım bizden daha çok şu anda bana diyorlar ki çok çalışıyorsun. Ya herhalde Murat Karayalan'dan az çalışacak halim yok. Herhalde nedir o? Cemil Bayık'tan daha az çalışacak halim yok. Veya oradaki Duran Kalkan'dan daha az çalışacak halim yok. Çıkmışlar masanın üzerine tepiliyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin de gitsin diye. Bak Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek. Biz de sizin üzerinize tepineceğiz. Hiç merak etmeyin.